Bu portal galiba akşamları çıkıyor. Aha bakın abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta asla girmemeniz gereken Nether Seed'e giriyorum. Nether Seed'de çok farklı bir portal göreceksiniz. Diğerlerinde farklı bir portal ve modsuz bir şekilde bu portala girebiliyorsunuz. Girmeden önce birkaç yapmanız gereken şeyler var ve çok güzel ve tuhaf semboller var. Bunları sizlerle birlikte göreceğiz. Sizin yorumlarınız ve fikirlerinizi yorum arkasında bekliyorum. Her neyse. Bugün Minecraft'ta asla girmemeniz gereken virüslü bir seed. Bakın virüslü diyorum. Cihazınız virüs kapmasını göz almak istiyorsanız girebilirsiniz bu seed'e. Onun dışında bir sakınca yok diye biliyorum. Ve bu seed'de Herobrine Entity gibi çeşit çeşit varlıklar görüldüğü iddia ediliyor. Bakın gördüm demiyorum, iddia ediliyor. Bakalım bizler görebilecek miyiz? Modsuz bir şekilde oynuyoruz. Arda görmüş, sen gördün değil mi? Evet. Evet, bana söyledi Arda Nether Seed'inde abi şunlar 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 var dedi. Sen Herobrine'i mi gördün, Entity'yi mi gördün? Hangisini? Entity. Entity'yi mi gördün? Nasıl bir şeydi? Beyazdı değil mi? Beyaz. Gözleri nasıl? Kırmızı. Arkadaşlar gözleri kırmızı diyor. Bak Minecraft'ı çok oynamıyor ama hani girdiği seedlerde muhakkak bir şeyler görüyor. Slenderman seedinde bir şey görmüştük. Sizler de görmüşsünüz. Abi Slenderman seedinde mağarada Slenderman'i görenler var. Ben görememiştim. Dakikasını yazdınız, ben gördüm, hani cidden gördüm. Hareketsiz bir şey, nasıl bir tuhaf şeyse artık. Her neyse, bugün Minecraft'ta asla girmemeniz gereken olan seed Nether seedine giriyoruz. Bu videoya tam tamına kaç like bekliyoruz? 15. 15 mi? 1000. 15 bin like abartı oldu. Kanalda en fazla 13 bin abone, yok 14 bin like aldığımız oldu ama hadi bu videoya Arda'yı kırmayın, 15 bin like atın. Gelmeyecek. Gelecek. Neyse bugün ve bizim konseptimiz olan Minecraft'ı ormanda oynuyoruz. Daha da gerçekçi Minecraft oyunu olsun diye ama bazen de korkuyoruz. Neyse Nether Seed'e girelim, çok uzattık değil mi Arda? Evet. Nasıl giriyoruz biz Seed'e? Oynayıyorsunuz. Kafa atmıyor muyuz? At bir kafa. Evet ben de atıyorum ve seed'e giriyoruz arkadaşlar. Öncelikle yeni dünya oluşman lazım. Bunu bilmeyen, seed videolarını izleyen bir kişi varsa lütfen çıksın bu video. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Bunu bilmiyorsanız yeni dünya oluşabilirsiniz. Bu kadar basit. Ya da Minecraft'ı açıklamada indirebilirsiniz. Belki koyarım. Onun dışında hayatta kalma modunda ve zorda olmak üzere. Diğer videolarda hani normalde oynuyordunuz ama burada zorda olmak üzere arkadaşlar açıyorsunuz. Çünkü burada farklı bir portal var. Farklı portal görmek için zorda oynamanız gerekli. Onu da söyleyeyim. Ve Entity, Herobrine gibi varlıkları zorluk modu zorda görebiliyorsunuz. Değil mi Arda? Sen zorda evet. Oynuyorsun. Evet. Aynen, Arda zorda oynuyor kendini böyle alıştırsın diye. Her neyse, bonus sandık falan açmanıza gerek yok. Burada tek yapmanız gereken şey tohum kısmına ne yazıyoruz? Nedir mi yazıyoruz? Evet. Büyük harfle başlıyoruz baş değil mi? Baş harfi büyük oluyor. Baş harfi büyük oluyor arkadaşlar. Hani biz yazalım şimdi. Gördüğünüz gibi nedir yazıyoruz arkadaşlar. Nedir cehennem demek, bilmeyenler varsa söylemiş olayım. Tohuma nedir yazdıktan sonra dünyamızı oluşturabiliyoruz. Hatta ben de oluşturmuşsunuzların gözlerinizin önünde. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dünyamız açıldı. Ne yapıyoruz? Abi bak. O ne lan? Köylü mü? Elinde bir şey mi var onun? Oha, hapishane var lan. Ben bunu görmemiştim. Sen bunu görmedin mi? Hayır. Arkadaşlar bu arada bu seed'de hapishane var. Bunu hapishane mi diyor? Ne diyorlar bilmiyorum ama hapishane diye geçiyor. Ben başka bir şey gösterecektim. Ayrıca burada hapishane. Oha, oha. Kaç 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 kaç. Popişimizden yiyeceğiz şimdi bir tane. Çok sinirli bunlar. İki tane golemi hapsetmişler galiba. Şu da şey değil mi? Golemleri çıkar. Bak burası boş. Buradaki golem kaçmış ya da burada golem yok. Abi çok fena atıyor ha. Çok fena atıyor. Çok fena damage yiyoruz. Abi kaç 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 kaç. Şu kulelerdeki şeyi alalım mı? Arkadaşlar şu kulelerdeki şeyi alalım bence ya. Şuradan yardıralım. Kulede bir chest var. O yani o chest olması lazımdı. Aynen, her kulede var çünkü. Aynen. Sandık. Şu hapishaneden alalım da abi. Abi acaba ne var içinde, çok merak ediyorum. Tüfek var. Ama mermisi yok. Ya ya, oha! Ne ara çıktı lan bu? Çıkabiliyor mu bunlar? Kaç 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 kaç. Öleceğiz. Evet arkadaşlar, aslında göstermek istediğimiz şey o değildi. Yani ben bunu videoda şu an ilk defa gördüm ama size göstermek istediğim şey şu çiçeklerin ilerisinde gül mü oluyor bu? Gül değil. Bu ne oluyor bilmiyorum. Kırmızı. Her neyse, bu tuhaf şey var. Arda bana bunu göstermişti. Bunu kırdığınız takdirde altından bir sandık çıkıyor arkadaşlar. Bu sandık her seed'de çıkmıyor, onu da belirttim. Nether'da bulmuştuk. Başka hani hangi seed'lerde vardı? Slenderman'de böyle bir şey yoktu ama şeyde vardı. Benten seed'de de böyle bir şey, buna benzer bir şey vardı. Ve bu sandığın içinde bir harita ve bir
kamp ateşi mi deniyordu? Bakalım ne diye geçiyor bu? Kamp ateşi diye geçiyor arkadaşlar. Kamp ateşi ve bir harita var arkadaşlar, böyle göstereyim. Bu haritanın belirli bir noktalarında değişik şeyler olduğu söyleniyor. Hatta portallar olduğu söyleniyor. Biz bu portallardan birisini bulduk arkadaşlar. Çok değişik bir portal. Sizlere göstereceğim ama ondan önce şu kamp ateşinin niye var? Bunun hakkında bir yorumlarınızı, düşünceleriniz, fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Ve bu arada 104.000 abone, 105.000 aboneye geliyoruz. Hala abone değilseniz, bu tarz videoların devamı için hala abone değilseniz abone bilimini açabilirsiniz. Bu videoya tamı tamına hani arada 15.000 like çok abartı olabilir ama ben bu videoyu tamı tamına ya like mike beklemiyorum. Hani gönlünüzde ne koparsa like atarsınız arkadaşlar. Hani sizi zorlamıyorum. İster like atın ister atmayın. Ama Arda 15.000 like istiyormuş. Bakalım gelecek mi? Çok merak ediyorum. Hani bilmiyorum. Arda'yı seviyorsanız atarsınız. Benlik bir şey değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Neyse, bu arada bu kamp ateşini nereye koyalım? Arda nereye koyalım? Belki lazım mı olur? Alalım kalsın mı? Elimizde kalsın. Çünkü sandıkta çıktığına göre büyük ihtimalle bir lazım olacak. Biz şu taraflarda görmüştük değil mi? Evet. O portalı o taraflarda görmüştük. O zaman ileri doğru gitmeniz lazım arkadaşlar. Buradan ileri doğru gidin. Yani zaten bu haritayı aldıktan sonra muhakkak bulacaksınız yerini. Biz şu an ileri doğru gidiyoruz ama ondan önce bir blok toplamamız lazım. Çünkü orada bir şey var arkadaşlar. Kuleye ulaşmak için portalı geçtikten sonra bir şey göreceksiniz. Oraya yol uzatmanız lazım. Onu da baştan belirttim. Böyle bir 30 tane falan toprak toplayın arkadaşlar. Benim şu an topladığım gibi. Hani videoyu falan kırpmayacağım ki, yani bir şey yaptı falan diyenler olacak. Onun için kırpmayacağım. Devam ediyorum ben. Ve bu arada videomu izlerken kesinlikle yanınızda bir içecek falan olsun. Sıkılmadan izlemek istiyorsanız yanınızda bir çay olsun muhakkak. Kolay size tavsiye etmiyorum. Ben içiyorum ama size tavsiye etmiyorum. Neyse hadi, yani bir şey olsun ya muhakkak içerken. Çünkü ben öyle yapıyorum. YouTuber'ların videolarını izlerken yanımda bir içecek bulunduruyorum muhakkak. Ve şöyle bir anket yapalım. Hani benimle alakası yok ama Enes Batur sevenler yorumlara 1 yazsın. İsmet RG Rolling Game'i sevenler yorumlara 2 yazsın. Değişik bir anket sundum sizlere. Hani bakalım kimler Enes Batur, kimler İsmet RG'yi. İkisini de sevenler 3 yazsın yorumlar, değil mi? Sen hangisini seviyorsun orada? Beni sevenler 4 yazsın. Ben... Arda'yı sevenler de 4 yazsın. Beni sevenler de 5 yazsın. Yani ben de kendim de koydum ortaya. Sen hangisini seviyorsun? Açık konuşmak gerekirse Enes Batur. Enes Batur seviyormuş. Yani ben kimseyi seviyorum. Ben kendimi de sevmiyorum. Ben Arda'yı seviyorum. Ben neyse bir dakika. Gördüğümüz yer... Ama... Ne oldu lan? Ne yaptı? Korkma. Bak hareket yok kağıt. Arkadaşlar videonun dışında da bir garip garip olaylar oluyor ama neyse, biz kendimizi videoda tutmaya çalışıyoruz. Şu an tırsmaya başladık. Ormanda amacımız video çekmekti. Abi bulacağımız yer bu tarafta bir yerdeydi. Nerede lan? Sen görebiliyor musun? Buraya doğru gideceğiz. Evet. Burada sağa döneceğiz. Evet, şu an karşımızda olması lazım. Hani bir şey yok Arda. Oha lan, köye bak. Köye yakın bir yerde miydi o portal ya? Evet. Köye yakın bir yerdeydi de ne tarafta tam olarak? Bak burada kabaklar var. Kabak görmüş müydük biz hiç? Bilmiyorum. Lan düşeceğiz aşağı. Şu an tek istediğim şey o portalı bulmak. Portalı bulacağız Arda da. Şu ağaçlara bakar mısın abi? Ne kadar çok büyümüşler. Arkadaşlar akşam oldu ve niyeyse akşam bulabildik. Bakın kaç defa buradan geçtik. Videoyu geri sarın. Eğer bunu görenler varsa kesinlikle yorumla yazsın. Bu portal galiba akşamları çıkıyor. Aha bakın abi. Yani şu yeşil neydi? Ağacın şeyi mi? Yapraklarından bulanlar varsa. Zaten ağacın yapraklarıyla saklanıyor bu tarz şeyler. Anlamadım ben de. Niye Minecraft'ta böyle bir şey? Bunun hakkında yorumlarınız, fikirleriniz, düşünceleriniz varsa kesinlikle yorumlara yazın. Evet, buraya geçtikten sonra arkadaşlar kesinlikle bu portala girin. Ne oluyor bakın, sizler de göreceksiniz. Sen girdin mi Arda? Evet. Yani gördün değil mi o kuleyi? Evet. Ben de gördüm. Şimdi açıyorum. Evet, geçtikten sonra arkadaşlar şu an bayağı bir... Aha, karşınızda bir kule var, görüyorsunuz değil mi? O kuleye kesinlikle girin. Şu topladığım blok yetmeyecek büyük ihtimalle ama zor portalı bulabildik zaten. O kuleye geçtikten sonra bir chest göreceksiniz arkadaşlar. Bilinmeyen bir harita sizi bir yere götürecek. Sonraki videoda size göstereceğim bu bilinmeyen haritayı. İsterseniz bu videoya like atarsanız götüreceğim sizleri. Hadi sonraki videolara geçmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bunu da unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun, dinlenen için. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.
Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Doğan. Bugün şeytan numarasını buldum. Deep Web'den araştırıp buldum. Bugün sizlerle birlikte şeytanı arayacağız. Fakat şöyle bir uyarım var. Size bu videomda şeytan numarasını vereceğim. Ama kesinlikle 18 yaşından küçükseniz aramaya çalışmayın arkadaşlar. Başınıza işleri açabilirsiniz. Ve videoyu korkuyorsanız birisinin yanında izleyin. Korkuyorsanız kapatın yani, bilmiyorum. Çünkü bu videoda duyacağınız sesler biraz garip olabilir. Çok da korkacağınızı düşünmüyorum. Daha önce aramıştım. Bugün sizlerle birlikte arayacağız. Hadi bakalım, bu videoya sağlam like bekliyorum. Ve şeytan numarasını söyleyeceğim. Ama bu videoya 3000 like bekliyorum arkadaşlar. Hazırsanız önce arayalım. Sonra aradıktan sonra şeytan numarasını size vereceğim. Şöyle çalıyor. Hoparlörü açıyorum. Baba, sen daha önce şeytanla konuştun mu? Babam daha önce konuşmamış arkadaşlar. Kameranın arkasında bana bakıyor şu an. Çok fena korkuyor. Kameraya çıkmaya korkuyor. Çünkü biliyorsunuz bu şeytanın işi belli olmaz. Şurada bir tane başka bir şeytan var. Şaka bir yana kuzenimdir. Konumuz bu değil. Şeytanı arıyoruz şu an.